İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2019 yılında Karim bölgesi 1 milyon turisti ağırlayacak. Hükümet, Suriyeli Ermeni öğrencilerin öğrenim ücretlerini telafi etmek için 13.7 milyon dram ayıracak. Türkiye'de vatandaşlara yönelik baskılar yoğunlaşıyor. İdlib'i bekleyen savaş tehditleri. ABD, Suriye'de askeri faaliyetler gerçekleştirmemesi yönünde Türkiye'ye çağrıda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin elçisi, Fransa'da gerçekleştirilen Ermenistan ve Artsakh şaraplarına adanmış etkinliğe katıldı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı 3 Ocak'tan itibaren Marsilya'da kampa girecek. Erzurum'da kayak merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, sezon etkinliği sırasında böyle bir merkezin açılmasının çok önemli olduğunu ve tüm kayakçıları buraya davet ettiğini söyledi. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karin'de böyle bir merkezin açılmasının ekonomik, politik ve kültürel gelişmeye yardım edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Sekmen, 2019 yılında yerli ve yabancı turist sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti. Sekmen, çeşitli altyapılar nedeniyle biz bu süreçte rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 4 yıl önce Karin'i 75 bin kişi ziyaret etmişti. Burada gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde turist sayısı 755 bine ulaştı. Bu yıl ise bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı amaçlıyoruz, dedi. Sekmen, ayrıca gerçekleştirilen projeler sayesinde Karin'de iş gücünü artırmayı ve turizmi geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Hükümet 2018-2019 öğretim yılında Ermenistan'ın yüksekokul öncesi mesleki ve orta öğretim kurumlarının Suriyeli Ermeni öğrencilerine rezerv fonundan 13 milyon 762 bin Ermeni dramı tahsis edecek. Bu konudaki taslak karar hükümetin 13 Aralık'taki oturum gündeminde yer aldı. Tasarıya göre 2018 eğitim yılında 293 Suriyeli Ermeni öğrencinin eğitim bursuna ihtiyacı var. Suriyeli Ermeni öğrencilerinden 246'sı burs parasının %50'sini kendisi ödüyor. %50'si ise Galus Gülbekyan Vakfı Genel Ermeni Yardım Birliği ile Londra'daki Subsarkis Yardım Vakfı tarafından ödeniyor. 47 Suriyeli Ermeni öğrencinin burs parasının %50'sini kendisi ve %50'sini ise ki 13 milyon 762 bin Ermeni dramı tutuyor, devlet tarafından ödeniyor. Diyaspora Bakanlığı, Suriyeli Ermeni ailelerin ve gençlerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak kaldığı için eğitim ücretine devletin ve vakıfların desteğinin devam etmesi gerektiğine inanmaktadır. Türk avukat ve eski milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter'daki kendi sayfasında yazdığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek için açılan davalar 68 bine ulaştı. Aygün, Türk savcılarına göre Türkiye'nin nüfusunun büyük bir kısmı Erdoğan'a hakaret ediyor. Bu dünyada benzeri görülmemiş bir olaydır. Erdoğan herkese karşı dava açıyor ve bu süreçleri de takip ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davaların sayısı 68 bine ulaştı. 4000 vatandaş Erdoğan'a hakaret suçundan mahkum edildi. Kilikya kaynaklı haber. Türkiye, Halep ve İdlib'in askerden arındırılmış bölgeleri konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı Suriye ordusu kendi müttefikleriyle birlikte askeri operasyonlara girişmek için İdlib etrafında konuşlandı. Suriye ordusunun İdlib'deki mevzilerine karşı terör eylemleri yayılmakla birlikte Suriye güçleri kendi müttefikleriyle birlikte Hama ve İdlib'in varoşlarında konuşlanmış durumda. Londra'daki El Kuds El Arab adlı günlük gazetenin belirttiğine göre Soçi'deki Rus-Türk zirvesi sırasında Hama, Halep, Laskiye ve İdlib'in askerden arındırılmış bölgeleri üzerinde bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen teröristlerin ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle gergin durum devam ediyor. Hama'nın kuzey banliyösündeki Suriye askeri birimleri terörist grupların saldırılarına karşılık verdi. Onlar teröristlerin sivil nüfusu koruyan üslere girmesini engellediler. Suriye ordusunun bu operasyonu sırasında birçok terörist öldürüldü ve birçokları da yaralandı. Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya göre İdlib ve banliyöleri Ankara'nın kontrolü altında bulunuyor. Ancak ABD'nin Soçi Anlaşması'nı bozma ve Ankara'yı Moskova'dan uzaklaştırma denemeleri anlaşmanın tam olarak uygulanmasına izin vermiyor. Türkiye terörist grupları İdlib ve banliyölerinden geri çekmeyi ve silahlardan arındırılmış bölgenin oluşturulması konusundaki anlaşmanın uygulanmasını taahhüt etti. Ancak teröristler silahlanmaya devam ediyor ve Suriye ordusuna yönelik saldırılarını arttırıyor. Bundan başka Soçi Anlaşması'nı hiç tanımayan Al-Nusra askeri faaliyetlerine devam ediyor.
Bazı gözlemcilere göre Türkiye İdlib'deki Rus-Suriye askeri operasyonlarını de facto engelliyor, ancak Suriye ve Rusya'nın sabrı ne kadar daha dayanabilir? Suriye Özel Kuvvetleri'nin İdlib'de konuşlandırılmış olması ve eyaletteki Rus istihbarat uçuşlarının yeniden başlaması operasyonların kaçınılmaz olduğunu kanıtlıyor. Özellikle de El Nusra, Türk tarafının desteğiyle kendi varlığını sürdürmeye devam ettikçe. Hayat Tahrir al-Şam olan Al-Kaida temsilcisi Abu Halid al-Şami, teröristlerin Suriye ordusundan büyük çaplı askeri operasyonları beklediklerini söyledi. Suriye ordusunun Hama ve Halep'te konuşlanmış olması askeri operasyonları kaçınılmaz kılıyor diyen terörist, El-Kaide'nin silahları bırakmayı reddettiğini vurguladı. CNN'in belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri faaliyetler gerçekleştirmemesi için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı olan Pentagon'un basın sekreteri Sean Robertson yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinin herhangi bir tarafında tek taraflı askeri operasyonlar kabul edilemez ve özellikle operasyon sırasında Amerikan kuvvetlerinin bölgede bulunabileceğinden endişe ediyoruz, dedi. O, Suriye'nin bu bölgesinde şu zamanda terör örgütleri temsilcilerine karşı mücadele verildiğini hatırlattı. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerinde askeri operasyon başlatmayı planladığını belirtmişti. Fransız Ulusal Meclisi 11 Aralık'ta Ulusal Meclis'in Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı, Fransa-Artsakh Dostluk Birliği'nin Başkanı Guy Tessier'in inisiyatifiyle Ermenistan ve Artsakh şaraplarını tatma gecesine ev sahipliği yaptı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre etkinlikte Fransız Ulusal Meclisi üyeleri, Fransalı Ermeni kuruluşların başkanları, Fransız ve Fransa Ermenilerinin toplum ve kültür insanlarından temsilciler, medya temsilcileri ile Fransalı Ermeni toplumun üyeleri hazır bulundu. Guy Tessier, misafirleri sıcak karşılamadan sonra Fransa Ulusal Meclisi'nde Ermenistan ve Artsakh'tan gelen şarapların sunumu nedeniyle ilk kez sevincini dile getirdi ve etkinliğin Fransa'daki Ermeni şaraplarının tanınmasına katkıda bulunacağı ümidini ifade etti. Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana ve özellikle son yıllarda şarap üretiminin yeni bir düzeye yükseldiğini ve Ermeni şarabının geleneksel kaliteyi ve Ermeni misafirperver masasında layık yerini tekrardan elde ettiğini vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fransa'daki elçisi Hasmik Dolmacihan da kendi konuşmasında Ermenistan'ın kutsal İncil ve Yunan tarihçilerine göre bağcılık ve şarap yapımının beşiği olarak kabul edildiğini hatırlattı. Bu gerçek aynı zamanda Ermenistan topraklarında yeni keşfedilen arkeolojik bulgular ve Areni köyü yakınlarında dünyanın en eski 6000 yıldan fazla bir geçmişi olan şarap imalathanesinin keşfedilmesiyle de doğrulanmaktadır. Eşsiz endemik türlerden gelen Ermeni şaraplarının profesyoneller tarafından çok takdir görmeye başlandıkları ve dünya şarap üretim mirasındaki değerli yerini işgal ettikleri vurgulandı. Akşam boyunca konuklar Dagar, Kur, Voskeni gibi Ermeni şaraplarının yanı sıra Artsakh'ın Katarov ve Dagri adlı şaraplarını tattılar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı 3 Ocak'tan itibaren Marsilya'da kampa girecek. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı 9 Ocak'ta Toulon ile bir dostluk maçı gerçekleştirecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nelly Gasparyan tarafından seslendirilen Gomidas'ın Derve Ormiye adlı eserini sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.